Evet, değerli arkadaşlar, siz de takip ediyorsunuz. Dünya halklarını tehdit eden bir ırkçılık, milliyetçilik giderek dünyada yükseliyor. Bu dalganın altında kalacak milyonlarca insan var. Dünyanın her yerinde yükselen bu ırkçı ve milliyetçi dalganın yaratmış olduğu savaş aynı zamanda milyonlarca insanı yerinden, yurdundan etti. Dünyanın üçte biri neredeyse mülteci konumunda yaşıyor. Her gün, her an kendi topraklarını değiştirerek başka diyarlara daha zor bir yaşama göç etmek durumunda kalıyor. Milyonlarca insan hep kaçış halindedir. Her gün izliyorsunuz, sahiller neredeyse her gün 3-5 mültecinin yaşamını yitirdiği soğuk, cansız bedenlerle önümüze geliyor. Sahillere vuran aslında göçmen, mülteci cenazeleri değil, insanlıktır. Mülteciler gittikleri ülkelerde de düşmanca bir muameleye maruz kalıyorlar. Bunu en yakından siz bilirsiniz. Türkiye'de de yine mültecilere yaklaşım dünyanın genelinden çok farklı değildir. Bir anda bütün kötülüklerin kaynağı maalesef işte ülkelerinden çıkmak zorunda kalan, göçmek zorunda kalan mültecileri işaret ediyor. Evet, bir ırkçılık gelişiyor. Şunu söylemek istiyorum. Gökyüzü nasıl hepimizinse, yeryüzü de bütün insanların, bütün insanlığındır biçiminde biz bu meseleye yaklaşıyoruz. Biz iktidarın büyüttüğü yapay bölünmelere değil, insanı esas alan ortak yaşamdan yana olduğumuzu zaten her seferinde dile getiriyoruz. Bizim de hem iktidardan hem birçok ırkçı, milliyetçi partilerden farkımız budur. Bu milliyetçi ve ırkçı akım dünyayı, Orta Doğu'yu ve Türkiye'yi giderek bir uçuruma sürüklüyor. Dünyada ve Türkiye'de bu dalgayı arkasına almak isteyen ırkçı ve milliyetçiler her gün ülkemize milliyetçilik, ırkçılık, düşmanlık tohumları ekiyor. Türk'ü Kürt'e, Arap'ı Fars'a, Sünni'yi Alevi'ye düşman etmeye yeminli siyaset tüccarları yine bu dönemde dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de ortaya çıktılar. Birinci yüzyılda milliyetçi ve ırkçı toplumsal sözleşme hepimize kaybettirdi. Türkiye'ye kaybettirdi. İkinci yüzyılı ilk yüzyıl savaşlarla, çatışmalarla, asimilasyon politikalarıyla, ret ve inkarla geçirdik. Milliyetçi ve ırkçı çevreler yine Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da bir kez daha farklı kimlikleri ve inançları susturmak için el birliği etmişçesine, ağız birliği etmişçesine yine saldırmaya çalışıyorlar farklı olanlara. Şimdi biz bunlara diyoruz ki bir yüzyıl daha, bunlara diyoruz ki başta biz Kürtler olarak bir yüzyıl daha bizi yok sayan bu anlayışa teslim olmayacağız. Açık söyleyelim. Biz Türk değiliz. Ama bizim Türk halkıyla da, Türkiye halklarıyla da herhangi bir sorunumuz yok. Biz Kürtler olarak bu bölgede Farslar, Araplar, Türkler hangi haklara sahiplerse onlarla aynı eşit haklara sahip olmak istiyoruz. Bunun mücadelesini yürütüyoruz. Hiçbir halkı ve hiçbir halkın hakkını yok saymıyoruz. Bizim olan hakkımızı talep ediyoruz. Değerli arkadaşlar, siz de bilirsiniz. Biraz bu ırkçılık, milliyetçilik kimilerin zihnini, gözünü kapatmış, görmüyorlar. Biz bin yıllardır bu topraklarda doğduk. Atalarımızın, dedelerimizin mezarları bu topraklarda. Türkiye'de yaşayan Kürtler, Kürt olarak yaşamak istiyoruz. Kürt olarak kalmak istiyoruz. Başka bir kimliğin zorla dayatılmasına, tekçiliğe karşı olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu yüzyıllardır böyleydi.
Bundan sonra da böyle olacak. Bu ırkçı, milliyetçi haykırışlara, bu ırkçı, milliyetçi dalgaya asla teslim olmayacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asimilasyona karşı en büyük silah çocuklarımıza ana dillerini öğretmek deyip peşine de Kürtler hariç diye ekliyor. Bizim de buna sessiz kalmamızı istiyor. Emcid-i Bejin, gel o Erdoğan boyu tırka van gotun ana dibejin, boyu kurdacı van gotun ihu dibejin. Biz diyoruz ki Türkler için bu ana dili hak gören Erdoğan acaba Kürtler için de bu sözlerini tekrar eder mi? Tekrar etmeye var mı? Ana dil Kürtlerin de hakkıdır. Kürtlerin hakkını yok saymak bu söylemleri boşa çıkarır. Değerli arkadaşlar, evet, özgürlükler ve demokrasi konusunda gerçekten yok sayılıyoruz. Ama ekonomik tablo da biraz önce saymış olduğum yaklaşımlardan çok farklı değil. Bakın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan sosyoekonomik gelişmişlik endeksinde illerin sıralamasını biraz sonra sizlere göstereceğim. Bu haritada yine Kürtlerin payına yoksulluk, açlık düşüyor. Yine işsizlik düşüyor. Biz kardeşiz, Kürtlere eşit davranıyoruz diyenlere bizzat bu tabloyu göstermek isterim. Bu gri ile çizilen Kürt illeridir. Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Kürt coğrafyasıdır. Şimdi bu tabloya bakınca gerçekten 100 yıldır ne yaşadığımızın en iyi fotoğrafı bu tablodur. Sadece diline, kimliğine, yaşamına, özgürlüklerine bir düşmanlık yok. Ekonomik olarak da aç bırakmaya, yoksul bırakmaya çalışıyorlar. Bizim itirazımız bu tabloyadır. Bizim itirazımız bu tabloda özellikle Kürt illerinin bulunduğu bölgelerin renklerinin de Türkiye'nin diğer kentleriyle aynı olmasıdır. Başka bir derdimiz yok. Evet, şimdi bu milliyetçi ve ırkçılar diyor ki sadece sessiz kalmayın, aç da kalın. Biz bunu reddediyoruz, buna itiraz ediyoruz. Ben eminim ki hiçbir onurlu Kürt ve diğer milliyetlerden halklarımız da bu tabloyu, Kürtlere uygulanan bu ayrımcı politikaları kabul etmeyecektir, etmemelidir.